Ciğerler hazır. Sana hayatımda hiç yemedim desem? Sakatatlar an pek iyi değildir. Çiğ balıklar an iyi ama. Bak sana söz veriyorum. Sen bunu ye. Ben de yarın suşi yiyeceğim. Ama pişmiş olanından. İyi anlaşma. Ye. Can yapar, kan yapar. Tabii. Yemek borcu derken bunu hayal etmemiştik ama. Yo, ben gayet böyle bir şey hayal etmiştim. Hem zaten iyi ki gelmedin. Servisi gerçekten bozmuşlar. Taner ne olacak Ömer? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Yani Taner'i sen de tanıdın, o katil olamaz. Elif bak sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmek yok. Ya, Taner'i gerçekten tanıdığından emin misin? Ya tabii ki tanıyorum. Taner benim ailemin bir parçası. Tamam sustum o zaman. Bir dakika bir dakika, öyle kaçmak yok, ne biliyorsan söyle. Elif bak, ya, Taner'le ilgili bildiğim tek şey şu. Sana ve ablana yalan söyledi. Ne konuda? Taner'le ilişkisi var. Ne? Nasıl olabilir Ömer? Yani... Pınar mı? Tahir amcanın sevgilisi Pınar mı? Yok artık ya. Ya böyle bir şey nasıl olabilir? Aslı mahvolur böyle bir şey öğrenirse. Kocasını çok seviyor. Emin misin? Elif emin olmasam böyle bir şey sana söylemem. Bundan sonra sana ait. Bunu Aslı'ya söyler misin, söylemez misin? Bu senin tasarrufunda. Ama benim bildiğim şu ki... Taner çıkarlar için ablanla evli. Aslı'yı sevmiyor. Ne kadar önyargılısın. İki kişinin arasında geçen bir şey sadece o iki kişi bilebilir. Hemen ailemi yaftalıyorsun. Sana göre zaten benim ailemde herkesin sırrı var. Herkes yalancı. Elif ben olmayan bir şeyden bahsetmiyorum. O zaman ne oluyor? Söyle ben de bileyim. Onlar senin ailen, senin için kıymetliler. Benim için de öyle. Ama ailenle ilgili bilmediğin çok şey var. Sen Nilüfer, Nilüfer'i çok iyi tanıyorum dedim. Mert'le olan ilişkisi ortaya çıktı. Aslı hiçbirinize güvenmiyor. Babanla olan kavgasını bile anlatmamış size. Taner'e soracak olursan tam bir çıkarcı. Bir dakika ne olur. Lütfen ailem hakkında daha fazla böyle konuşma. Onlar senin için dosyadaki herhangi isimden biri olabilir ama benim sevdiğim insanlar. Ben senin ailenle ilgili böyle şeyler söylesem kırılmaz mısın? Benim ailemle öyle çatışmalar olmaz ki. Onlar kendi küçük dünyasında yaşayan insanlar. Ya, Elif, sizin yaşadığınız ev bile hayatımızın merkezinde duruyor. Hepimize tepeden bakıyor sanki. Yani farkında değil misin? Bu bile çok fazla şey anlatmıyor mu? Burada sana fakir edebiyat falan yapacak değilim. O para var ya o para. Hayattaki en büyük zaaflarımızdan biri. Onu avucumuzun içine aldığımı bir daha bırakmak istemeyiz. İşte ne yalan söyleniyorsa bu para yüzünden söyleniyor. Abi ben şalı bir ara getiririm sana. O malum gece. İkimiz de bir araya getirdi. Artık kader mi dersin, talihsizlik mi dersin orasını bilemem. Ama ikimizin hayatta düğümlendi kaldı resmen. Katil bulunana kadar da daha çok şey yaşanacak belli. Elif, ama şunu bilmeni isterim ki... ben hep senden yanayım. Signorina, şu yarım kalan hayat hikayeni anlat da dinleyelim ha. Yağma yok. Bu sefer sen anlatacaksın. Artık sahte kimlik de yok. Hadi baştan başla bakalım.
Nerede doğdun, ne zaman doğdun, nasıl bir çocuktun? Ya benim hayat hikayem o kadar sıkıcı ki. Senin Roma'da geçen hayatın, yani pırıltılı elmaslar, son model bir hayat. Sen anlat da içimiz açılsın. Sabaha kadar susarım biliyorsun değil mi? Yaparım bunu. Ben de sabaha kadar hiç sıkılmadan seni izlerim. Önce gözlerinden başlarım. Çünkü en çok seni gözlerin ele veriyor. Çocuklar gibi. Onlar da riyakarlık bilmezler. Her şeylerini gözlerinden anlarsın. Bir de yanaklar. Olur olmaz kızarırsa bil ki o insandan korkulmaz. Utanma duygusunu kaybetmemiştir hala. Sen de öylesin. Gözlerin, yanakların, burnun, dudakların. Sabaha kadar izlerim. Hiç sıkılmam. Arda'ya söylediklerini duydum. Hangi söylediklerini? O zaman cezalısın. Neymiş cezan? Ne mi? Ömer Demir yasalarına göre bu bir suçtur. Cezası da bir daha bunları duyamamaktır. Var olduklarını bilmek bile bana yeter. Geldik. Geldik. Çok yürüttüm seni. Umarım yorulmamışsındır. Yok, iyi geldi bana. Bana da. Ben gideyim artık. Geç oldu, haklısın. İyi geceler. Sana da. Çok mu geç oldu gerçekten? Yani Roma'da o kadar da geç değil. Oh, o zaman Amerika'da hiç değil. Zamana nereden baktığına bağlı. Aynen. Ne yapalım? Ne yapalım? Aa, sen eve gideyim dinleneyim diyorsan o ayrı. Hayır, öyle bir şey demiyorum. O zaman ne yapalım biliyor musun? Geldiğimiz yönün tersine doğru yürüyelim. Hava biraz soğumadı mı? O zaman çay içecek bir yer buluruz, içimiz ısınır. Yani yolda gelirken gördük, her yer kapanıyor. Ya benim kafamda bir yer var da, şimdi sana söyleyeceğim, yanlış anlayacaksın diye korkuyorum. Aynı yer benim aklımda da var. Ya hem ilk defa gitmeyeceğiz ki. Çay içeriz, sohbet ederiz. Hem müzik de dinleyebiliriz. Üstelik ben İstanbul'da güneşin doğuşunu yıllardır izlemiyorum. O zaman şahane bir yer biliyorum. Ama tabii uyuyup kalmazsın. Kim, ben mi? Atölyede ben kaç kere sabahladım, senin haberin var mı? Bakıp göreceğiz.